Merhaba arkadaşlar, Bir Güvercin Dünyası İsviçre kanalına daha hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat Pazartesi, güneşli bir İsviçre sabahı. Arka taraflar yine bulutlu, her an yine hava değişebilir. O yüzden ben de sabah güneşiyle size bir program yapmak istedim. Şimdi 2 hafta önce hediye aldığımız İsviçre'li bir arkadaşımızdan İngiliz makaracılarını almıştık. Bunları anlatmıştım size. Bunların kanadını açtım. Bugün biraz deneyelim kuşları, hem bulunduğu yere alışsın. Hep beraber bakalım bize neler yapacak İngiliz makaracılarımız. Kaldırdık kuşlarımızı. Şimdi bakalım bize neler yapacak. Evet, şu anda yalnız uçuyor. Yavaş yavaş herhalde gruba katılacak. Evet, gruba katıldı. Katılsın bari. 8 tane kuş, 9 tane kuş uçuyor. Şahin geldi hemen. Gerçi şahinler güvercinlere pek saldırmıyor. Güvercinler biraz hızlı olduğu için onlara pek saldırmıyor. Daha çok doğan ve atmaca. Evet, şu anda gruba katıldı. Güzel, ikisi de uyum sağladı. İlk defa uçmalarına rağmen. Yani
8 gün kadar salmada beklettik. Kanatları bantlı dışarıya çıkardık. İndirelim şimdi. Burada amacımız sadece kuşlara bulunduğu yeri yukarıdan göstermek. Çok fazla uçurursak ben de dersem yorulurlar. Ve kendilerini sağa sola atmaya başlarlar. Biz de bunu istemiyoruz. Baba, kiminle konuşuyorsun? Video yapıyorum ya güzel kızım. Video yapıyorum, seyircilerimizle konuşuyorum. Onlara güvercinlerimizi anlatıyorum. Evet. Kelebeğimiz dalışa geçti. Baba! Uçak! Uçak! Uçak baba! Uçak değil kızım o, Süpermen. Evet. Uçak! Şu anda ikisi de en üstte. Beraber uçuyorlar. Baba sen beni. Baba bu adam ne? Bu ne baba? Dur kızım. Evet, şu anda hepsi indi. Onlar inmedi. Bakalım. Bayağı da tempolu uçuyorlar. Yani arkadaşlar uçuşunu görüyorsunuz. Ben daha çok bunları mülakatlara benzettim. Bursa mülakatları. Baba, abi sen konuşma yapıyordun. Konuşuyorum, anlatıyorum kızım. Daha çok onlara benzettim gerçekten. Dediğim gibi Trakya makarajısı sen, olsun. Sen benden de anlat. Sen benden de anlat baba. Tamam kızım, sana da anlatıyorum, dinle. Trakya makarajıları, Bursa makarajıları gerçekten aynı kandan geliyorlar. Daha bunlar yavru kızması olduğu için herhangi bir daha sarma görmedim. Herhalde ilk uçuşları olduğu için biraz da heyecanlandım. İnmek bilmiyorlar. Çok güzel tempolu uçuyorlar. Sen benimle de anlat. Ben ne yapıyorum? Evet, dediğim gibi bunların kesinlikle kan bağı var ama hakikaten yüksek uçuyorlar. Merhaba. Merhaba kızım. Yüksek uçuyorlar, indirmek. Merhaba. Tekrar yükseldiler. Ama şu ana kadar inşallah indirirsek
Çok güzel uçuyorlar. Hakikaten hayran kaldım. Uçuşlarıyla biraz farklılar. Bursa kuşlarından. Evet, alçalmaya başladılar. Kuş göstermeye de korkuyorum. Aşağıda kuşlar banyo yapıyor. Onlar kendi kendilerine pırıltı veriyorlar zaten. Havayı, güneşli havayı bulmuşken hemen duş yaptırmak lazım hayvanları. Malum kelebekler için daha önce söylediğim gibi kuyruk üstleri olmadıkları için bu kuşların duş yapmaları gerekiyor. Evet, alçalmaya başladılar. Bakalım neler olacak. Diğeri ayrıldı. Ayrılmaları kötü bence. Birbirlerini. Evet. Teşvik ederler en azından. Ama inmek istemiyorlar. Yani bu daha önceden bu kuşlara özellikle eğitim veriyorlar. Herhangi bir alanda eline küçük bir kümese indirebiliyorsunuz. Bunun sahibi de daha önce verdiği eğitim. Şimdi biraz değiştirmek zor olacak. Hayvan nasıl ineceğini bilmiyor buraya. Bunun da çünkü sürekli sıkıyor. İkisi de sıkıyor. Ama zannedersem problem bu. Nasıl ineceklerini bilmiyorlar. Böyle benden de korkmasınlar. Geri geleyim. İnşallah yiyecekler ama. Bu arada Barış kardeşim, bunu sana hitaben. Yani mardinsiz kümesi olur mu kardeşim benim? Tabii ki kesinlikle mardinimiz de var elimizde. Gazi'nin kızı, koyu çakmaklığımız var. Onsuz zaten kümes olmaz. Geldi. Geldi. Bunu bekliyorlarmış hayvan. Kuş göstermemi. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Ama geldi. Şurada. Hemen su içti zaten. Ama diğeri. Diğerini bulamadık. Eğri açıldı zannedersen. Evet arkadaşlar. O da çatıya inmiş. Ya öğrenecek dediğim gibi daha önceden aldığı eğitim. Çatıya inmek iniyor olabilir.
O yüzden ilk uçuşunda mazur görmek lazım ama diğeri güzel indi, direkt indi. Diğer güvercinlerin arasında. Beslemek isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel daha makara yaptığını görmedik. Yavru kızması olduğu için herhalde belirli bir süre sonra hayvan kendisi oyuna girecektir. O yüzden bekleyeceğiz. Zaten diğer bir sonraki videolarımızda göreceksiniz bunları. O arada size şeyi de göstereyim. Sırp yavrumuz yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Gerçekten güzel bir renk aldı. Onu da göstermek istiyorum. Her programda daha önce dediğim gibi takip ederek, görerek büyüdüğü zaman hakikaten uçuşunu izlemek de keyifli oluyor. Çok enteresan bir renk. Gerçekten inanılmaz güzel renklere sahip. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Tamam kızım, ver. Sırtlarımızı da önümüzdeki günlerde açacağım. Onların da uçuşunu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Kelebeğimiz de yumurtada inşallah. Yavrularını bekliyoruz. Hünkârımızın bir yavrusu çıktı. Bu aralar işte baharla heyecanlı heyecanlı. Göreceğiz yavrularımız ne renk çıkacak, nasıl oynatacağız. Hep beraber buna tanık olacağız. Bu haftaki programımız da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.